Sen hala bu sosyal medyayı kullanıyor musun aktif olarak? Yok, şu an kullanmıyorum. Ne kadar zamandır? Mustafa kaybolmadan 2 gün önce falan kapatmıştım zaten. Ha, neden 2 gün önce? Ya kapattım. Kim dedi sana kapat diye? Ben istedim. Hayır, niye şimdi Mustafa'nın kaybolacağından haberin yok? Niye 2 gün önce kapattı? Ya ben istedim. Tamam, kapatmak niye istedim? Hani fazla zaman harcamamak istedim, kapattım. Yani o güne kadar devamlı açık kullandığım o işi, o haberi... Yani öyle ben pek bir şey paylaşıp yani şey yapmıyorum. Yani bir tesadüf mü ki? Ama niye bu Gaziantep'tekini de işte sosyal medyadan bulmuşsun? Kayboluyor. Gaziantep'teki adamı sosyal medyadan bulmuşsun. Niye peki Mustafa kaybolmadan 2 gün evvel şimdi sen sosyal medyanı kapatıyorsun? Yani sen sosyal medyayı sadece sağa sola bakmak için de kullanmıyorsun. Bak Gaziantep'ten arkadaş ediniyorsun, kaçacak kadar yakın. Bu 6 sene öncesiydi. İşte 6 sene öncesi daha da iyi ya. Şimdi mesela Mustafa kaybolmadan 2 gün önce niye kapadın sosyal medyanı? Birisi mi sana dedi kapat, yarın bir gün bakarlar, konuştuğumuz ortaya çıkar? Yok, hayır, hiç böyle bir şey söyleyen olmadı yani. Ha, kendi kendine? Ben kapattım. Zaten 2 gün önce kapattım. Ben ne bileyim bunun kaybolacağını. Ya bak sana bir şey söyleyeceğim. Benim sorduğum soru yani sana belki garip geliyor ama sana bunu herkes sorar yani. Ya sen buradan gittikten sonra da sana bunu jandarması da sorar, polisi de sorar, savcı sorar. Sen niye kullandığında 2 gün önce kapadın? Yani kiminle oradan yazışma çıkacaktı, konuşma çıkacaktı, arama çıkacaktı da kapandı onlar. Yani hiçbir arama da çıkmazdı, hiçbir konuşma da çıkmazdı. Hiç daha ben duymadım. Ben fazla zaman harcıyorum diye kapattım zaten. Fazla zaman harcıyorsan basmayacağım, kullanmayacağım artık dersin, kenarda da bırakırsın. Yani o sonuçta senin elinde. Kapamaya gerek yok ki. Bilmiyorum, kapattım yani. Kapamak demek beni bu sosyal medya kullanımım takip edilmesin anlamına gelir. Birisi senin sosyal medya kullanımının artık durmasını istemiştir ki bunu sen kendiliğinden büyük olasılıkla yapmadın. Ben kendiliğinden yaptım. Buna birisi dedi, sosyal medyanı kapa dedi. Sonra tesadüfen 2 gün sonra ortadan kayıp mı oldu? Evet, 2 gün sonra zaten kayboldu Mustafa. Şu anda da kapalı mı hala sosyal medya? Kapalı. Nasıl ulaşıyor sana arkadaşlara? Oradan yazıştıkların falan. Arkadaşlarım bana ulaşmıyor. Zaten 2 tane bir arkadaşım var. Onlar da normal telefondan ulaşabiliyorlar. E niye Gaziantep'tekilerle falan hala görüşmüyor musun? Görüşmüyorum. Onlarla o zaman zaten bağlantımız kesin. Niye? Ne kadar iyi insanlar, gel demişler sana, iş bulalım demişler, ev açarız demişler. Niye sonra konuşmadık? Yani telefon numaraları da kayboldu, kendileri de kayboldu. Allah Allah. Hiçbir şekilde ulaşamadık zaten birbirimize. Tamam. Bodrum'dakiler ne oldu? Bodrum'da arkadaşım yoktu. Bir Bodrum'da hiçbir bağlantısı olmayan birinin Bodrum'u seçmesinin çok bir anlamı yok. Buna yani hiçbir Bodrum'a niye gidilir Allah aşkına? Bakmasını bekleme lütfen. Arkadaşım yoktu orada. Hayır, Bodrum'a niye gidilir? Yani. Bodrum bir tatil yöresi. Bodrum'a niye gidilir ki? Yani niye Bodrum'a gidersin? Yani oraya gitmek istemişimdir, oraya gitmişimdir Müge Hanım. Bunun Mustafa'yla kaybolmasıyla bir alakası yok yani. Mustafa'yı tutup ben oraya götürmedim. Ben kendim gittim. Tamam bak ama bak. Şimdi ben sana diyorum ki sen nereye bak, dün bu nereden çıktı? Kayınpederin dedi ki zaten dedi sürekli aldatıyordu, biz de söylüyorduk dedi. Ben de kayınpederine kızdım. Gördüğüm bir şey var mı dedim. Ben hiçbirinizde bir laf söyletme şeyine de değilim burada. Kayınpederine kızdım, dedim ki niye böyle söylüyorsun dedim. Sen de dedin ki ben kime gittim? Anneme gittim, kız kardeşime gittim dedim. E tamam, şimdi senin annen nerede oturuyor? Kozan'da. Ha? Kozan'da. Yani Adana'da oturuyor. Sen nerede oturuyorsun? Adana'da oturuyor. Tamam. Gaziantep çıktı şimdi. Dedin ki Gaziantep'e abime gittin dedin. Sonra Facebook'tan tanıştığım adama gittim dedin. Gaziantep'te abim ne arasın benim? Ben öyle hiçbir şey söylemedim. Malatya dedim ben ya. Öyle dedin aslında. Malatya dedim. He? Malatya dedim. Sen dün Malatya demiştin abine. Ben sana Gaziantep'i sorduğumda da aslında abim dedin. Dinleteyim mi sana? Aslında abim de söylemedim. Aslında Gaziantep dedin. Sonra Facebook'ta tanıştığın adam oldu. Şimdi ben sana diyorum ki Bodrum'da ne işin var? Sonra başka nereye gittin dedim. Ablama gittin. Ablan nerede oturuyor? Denizli'de oturuyor. Peki Bodrum'a niye gittin? Aktarmalı dedin. E şimdi Adana burası. Şu yeşille gösterilen yer. Ay ben bir tek coğrafya okumadım. Coğrafyam da çok iyi değildir açıkçası. Her zaman söylüyorum. Onun eğitimini almadım özel olarak ama Adana burası. Şimdi Adana'dan böyle geldiğin zaman Bodrum burası. Bir de Bodrum'a gelmek de meşakkatlidir hocam. Siz oradasınız evet. Yani Bodrum burası. Denizli burası. Şimdi Adana nere? Bodrum nere? Denizli nere? Sen Bodrum'a gitmişsin. Kiminle gittin Bodrum'a? Tek gittim. Ne yaptın Bodrum'da tek? Tek gittim. Bunu bulabiliyorsanız Müge Hanım, o zaman yanımda kimi götürdüğümü de bulun ki. O zaman onu söyle, mesela Bodrum'da bir otel mi ayarladın, pansiyon mu ayarladın? Ne yapacaktın Bodrum'da? Ya kendime bir iş bulmaya bakacaktım ben oralarda. Bodrum'da. Hani ne kadar uzak o kadar iyi. Buralarda yani iş yönünden bayağı geniş yerler. Ha tamam, sonra mesela oraya giderken aramışsındır birilerini, konuşmuşsundur. Kim sana... Annemle falan konuştuk. Hatta annem o zaman da dedi gel dedi. Annenle konuştuk. Şimdi Bodrum'a gitmeye karar verdin Adana'dan. Hı hı. Tamam. Kimle görüştün orada? Adana'da mesela kime gidecektin? Nereye gidecektin? Nasıl yani? Ya şimdi Bodrum'a gittin sarı çizmeli Mehmet abi. Ben şimdi Müge olarak gideyim şimdi Bodrum'a. İndim otobüsten. Şimdi ben nereden iş bulacağım orada? Bir yer ayarlamam lazım. Ben insanım ya, mesela kadınız bir de. Biz sokakta da kalamayız. Ha, nereye ayarlamıştın gece kalmak için? Ya bir otel falan bulurum diyordum ben kendi kendime. Öyle geze geze. Geze geze. Şimdi Bodrum benim iyi bildiğim bir yer çünkü yazları Bodrum'da oluyor. Yani Bodrum o kadar zor bir yer ki. Kalmak ve gerçekten kalacak yer bulmak hem çok pahalı hem de çok zor. Hani elini kolunu sallayarak Bodrum'a gideyim, iş bulayım deyip hani bir 3 çocuk annesinin orada iş bulabilmesi ha deyince hiç tanıdığı da yoksa senin ifade ettiğin gibi gerçekten çok zor. Bir de Bodrum'da mesafeler. Ben mesela Bodrum'da evet, tatile gitmeyi sevmem. Zor bir yer yani benim için. Ben böyle düz ayak yer severim. Bir tatil yöresi. Hayır, bir yerde kaldığın zaman nereye gidecektin ama mesela Bodrum'da? Bir sürü onlar böyle bölge. Kiminle anlaştın mesela? Nereye gidecektin? Tek gittim. Tamam, kimseyle de anlaşmadım. Tamam, tek gittin. Şimdi geldin İstanbul'a. Tamam, hani Fatih'i var, Beykozu var, Ümraniye'si var, Esenyurt'u var mesela. Nereye? İndin otobüse. Nereye gidecek? O an için aklımda hiçbir şey yoktu zaten. Sonra kayıp başvurusunda bulundukları için evet, polis senin kimliğinden sonra... seni aldı. Sonra da senin Bodrum'da olduğunu ortaya çıkınca sen de tekrar uçağa bindin geriye. Mustafa aradı. Uçağa binmemin sebebi oydu yani. Hani ben buradan dava açacağım. Sen de gel bir an önce boşanalım dedi. Ben de tamam dedim. Geldiğimde de hatta boşanmak istemedi. Geri davayı açtık beraber. O zaman da mal varlığı vardı, arabaları falan vardı. Hiçbir şey isteme dedi. İşte çocukların velayetini ver dedi. Hepsini verdim. Anlaşmalı olarak boşandık. Niye çocuklarının zaten velayetini verdi? Çocuklarımı vermem dedi zaten. O vermesin. Fazla da zora koşmak istemedim. Niye? Hani bitsin diye. Niye? Bitsin diye. Yani bir an önce boşanalım, bitsin diye. Ha, bir an evvel boşanmanın o an senin için mesela nasıl bir gerekçesi vardı? Yani çocuklarını alma durumu varken biraz daha uzasın, çocukların velayeti de sende olsun. Çok küçükler. Ya uzadıkça daha çok yani başımıza bela alıyorduk birbirimizden. Ben de vereyim çocuklar dedi. Nasıl olsa Bodrum'a da gitmek için kayınvalidene bırakıyordun. Yani. Yine kayınvalidene bırakabilirdin. Değil mi? Ay iyi ki de oğlum yok. Böyle gelin doğurup bana mı bırakacak? Düşünsene mesela 3 kere evlendi diyelim. 3'er tane olsa 9 tane torun. İyi ki doğurmamışım bir tane erkek. Ya böyle de hiç iyi değil yani. Gelin böyle bırakıp kaçarsa ana ben yani insanın da şimdi doğuracak hali olsa Zöhre Hanım'a Allah doğurma yeteneğini devam ettirirdi. O doğururdu. Sen en son kiminle görüştüğünü bir düşün taşın anlat kızım. Bu adamın bu yaptıkları normal değil. Bu para alışverişi de normal değil. Kimlerle görüştü, kim ne zaman görüştü? Bu sadece Bodrum benim bulduğum, Gaziantep benim bulduğum. Sen bir kere de Malatya'da çıkmışsın. Yani hadi Malatya'ya abim diyorsun. Ne dedin hayat? 10 saniye mi? Gireyim reklama. Yani bu adamın da o zaman bir ne olduğunu bir düşünmek lazım. Çünkü en son gün gene sana çiçeklerle geliyor kapına bu adam. Hiç bana bir şey ya gelebilir Müge Hanım. Ben zaten istemediğimi söyledim. Oraya gelen muhabirler oradaki güvenlik kamera kayıtlarına da bir baksın bir zahmet ki. Ben kendine yaklaşmış mıyım, yaklaşmamış mıyım ya? Benim kendisiyle zaten hiçbir alakam yok. Evet. Ben ne kadar uzak durmak istedikçe Mustafa yanımdaydı. Ben mi dedim illa gel Mustafa, illa gel. Açtım. Çok hata. Evet verelim ona. Çok hatalı davranmış gerçekten. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.